Yok, ben çıktım Wi-Fi'den Ahmet. Kendi internetimi kullanıyorum şu anda. Her zamanki gibi kendimden yiyorum ya. Yani. Kendi kendimi yiyorum Ahmet. Ben girdim canlı yayına bu arada. Sana gelmedi demedim, haberim yok da. Şu anda beni duyuyorlar yani. Geldim. Tamam, gelmiş. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Cümleten hayırlı geceler diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Türkiye'deki tüm kardeşlerimize, arkadaşlarımıza, definecilere, defineci adaylarına, çakma definecilere, orijinal definecilere, kendine defineciyim diyenlere, herkese hayırlı akşamlar. İstanbul Üsküdar'dan, Uğur Elektronik'ten herkese selamlar. Evet, nasılsınız? Haliniz, keyfiniz nasıl? Dün canlı yayınımızı yapamadık. Kusura bakmayın, hakkınızı helal edin. Biraz işlerimiz vardı, arkadaşlarımız vardı, misafirlerimiz vardı. Yoğunluk vardı yani kısaca. Bundan dolayı canlı yayınımız dün gerçekleşmedi. Bugün inşallah yapıyoruz canlı yayınımızı. Elimizden geldiğince her fırsat bulduğumuzda canlı yayınımızı yapmaya devam edeceğiz. Bu geleneği biz başlattık ve devam ettiriyoruz Allah'ın izniyle. Uğur Elektronik her zaman olduğu gibi bunda da bir öncü oldu. Birçok insan şu anda canlı yayın yapmaya çalışıyor, birçok kişi. Çok şükür, güzel bir şey bence. En azından müşterisinin, en azından insanların karşısına çıkıp 3-5 kelam ediyorsunuz. Sorular soruluyor, cevap veriyorsunuz, muhatap oluyorsunuz. Karşınızdakiler de muhatap buluyorlar. Bu güzel bir gelişme. Evet arkadaşlar, bugün ne anlatalım, ne konuşalım, biraz düşündük, taşındık. Sizi çok fazla sıkmadan, bunaltmadan sohbet edelim dedik. Özellikle şu işaret konusunda size söylemek istediğim birkaç şey var. Onları önce bir söyleyeyim. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim işaretlerinizle alakalı bugüne kadar verdiğimiz hizmeti biz kendi isteğimizle, yani gönül rızamızla gerçekleştirdik. Hiç kimseden işaretlerle alakalı bir para talep etmedik. Hiç kimseden de bir şey istemedik. Boş kaldığımız zamanlar, vaktimiz olduğu zamanlar gönderdiğiniz işaretleri çözmek için gayretler sarf ettik. Ama tabii bu yayıldı. Ciddi anlamda da insanlar bize işaretler göndermeye başladı. Yani günde 1500 fotoğraf gelmeye başladı. Ama Facebook'tan, ama YouTube'dan, ama işte işaret için açtığımız bir sayfamız var biliyorsunuz. Oradan, Facebook'tan bir sürü işaret geliyor ve artık bunlara yetişemiyorum. Bakın baştan söyleyeyim, kavga etmeyelim sonra sizle. Ve kış dönemi bizim, özellikle kış dönemi Ar-Ge'ye zaman ayırdığımız bir dönemdir. Biz kış döneminde Ar-Ge yaparız, yeni cihazların çalışmalarını yaparız, hazırlıklarını yaparız. Ve şu anda bu bizi çokça meşgul ediyor. Cihazların yapım aşaması, arazi testleri, tekrar geri geliyorsunuz, yeniden bazı aksilikler oluyorsa onları düzeltiyorsunuz falan. Bütün bu aşamalar benim kontrolümde yürüdüğü için ben çoğunlukla zamanımı Ar-Ge'de geçiriyorum. O yüzden şirkette çok bulunamıyorum, hakkınızı helal edin. Zaman da bulup girip işaretlerle ilgilenemiyorum. O yüzden bize kızmayın, bize gönül koymayın. Biz fırsat bulduğumuz zamanlar işaretlerle alakalı ama Messenger'dan ama Facebook'tan gönderdiğiniz işaretlerin cevaplarını yazmaya çalışıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, öğrendiğimiz kadarıyla size doğru bilgi aktarmaya uğraşıyoruz. Bazı kişiler herhalde bizi buna mecbur zannediyor. Sanki zorunlu bir işimiz, hizmetimizmiş gibi algılamışlar. Hayır, bizim böyle bir zorunluluğumuz yok. Biz sadece definecilere, sizlere, kardeşlerimize, arkadaşlarımıza işaretlerle alakalı bilgiler aktarmaya çalışan insanlarız. Şu anda zaten YouTube'daki kanalımızda aslında birçok işaretin çözümüyle ilgili videolarımız var. Yani Uğur Kulaç kanalına girdiğiniz zaman bana soracağınız işaretlerin birçoğunun çözümü, anlatımı orada var zaten. Sizden ricam öncelikle bunu bir yapın. Önce YouTube'daki kanalımızı bir ziyaret edin. İşaretinizin çözümü orada olmalı. Yoksa eğer, o zaman bana yazabilirsiniz.
Ama yazdığınız an benden cevap beklemeyin. Ben bazen bir günde hiç girmiyorum. Ne Messenger'a ne Facebook'a bakmıyorum bile. Burada arkadaşlarımız bakıyor, çocuklar ilgileniyorlar. Çok acil, çok önemli veya çok böyle bariz göze batan bir şeyler fark etmişlerse onu bana iletiyorlar. Onunla ben zaten ilgileniyorum. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar, haklarınızı helal edin. İşaret konusu kısaca bu. Cihazlarla alakalı ise buraya geldiğiniz zaman hangi cihaz olursa olsun aradığınız, merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz bizim veya başka firmaların hiç fark etmez. Buraya geldiğiniz zaman cihazlarla ilgili size bilgi aktarılır ki aktarılıyor da zaten. Biz zaten metal dedektörü imal eden bir firmayız. Bizim bilgimiz dahilinde şu anda dünyada üretilen tüm cihazlar. Hangi cihazı sorarsanız sorun, burada o cihazla ilgili muhakkak bir bilgi alacaksınız. Artıları ve eksileriyle biz satıyor bile olsak bu cihazı, size artı ve eksilerini söyleme mecburiyetindeyiz. Şu anda belki birçok firma bunu yapmıyor, yapamıyor, beceremiyor, yap veya yapmak istemiyor ama biz bunu yapıyoruz. İster görüntüleme sistemi olsun, ister alan tarama olsun, ister dedektör olsun, hiç fark etmez. Manyetometre olabilir, gradyometre olabilir, işte VLF olur, pulse olur, alan tarama, çubuk, çıbık, ne istiyorsanız veya neyi merak etmişseniz yine bizim YouTube'daki kanalımızda benim videolarım da var bu konularla ilgili ama buraya geldiğiniz zaman burada canlı bilgi alabilirsiniz. Eğer bizim cihazlarımızla ilgili sorular soracaksanız yine buraya geldiğiniz zaman bu sorularınıza cevap alacaksınız. Bugün bir konuşmaya şahit oldum ben. Müşteri temsilcimiz ile bir müşterimizin yaptığı bir konuşma. Konuşmanın sonu küfürleşmeyle bitti. Bakın, konuşmanın sonu küfürleşmeyle bitti. Mevzu şu, bir müşterimiz, bir kişi, bir şahıs cihaz almak istiyor ve bu cihazı bir şahs arazisine izinsiz girip orada kullanıp kullanamayacağı ile ilgili bir soru soruyor. Buradaki müşteri temsilcisi arkadaşlarımız cevap veriyor ona. Diyorlar ki, şahıs arazisine izinsiz giremezsiniz. Orada kavga başlıyor. Öyle mi? Öyle. Yani kavganın sebebi o kadar manasız ve anlamsız ki, niye biz adamın konuşmasını kesmişiz? Ya arkadaş, senin sorduğun soruyu her gün bize bir sürü insan soruyor. Diyoruz ki sana, şahıs arazilerine şahıs yanında yokken giremezsin. Senin konuşmanı kesmek gibi bir şey yok. Arkadaşın artık egosu ne kadar büyükse anlamadık onu. Yani muhtemelen de ya kavga etmek için aradı bizi ki öyle ona benziyor. Çünkü bu tür konuşmaları her gün burada birçok insanla yapıyoruz. Adam teşekkür ederek kapatıyor telefonu. Ama bu adamın niyeti neyse anlamadık. Vay efendim işte niye sözünü kesmişiz? O yüzden arkadaşlar sizlerden de anlayış bekliyoruz. Burası bir ticarethane ama aynı zamanda burada çalışan insanlar da insan. Onların da bir kanı canı var, onların da bir ruhu var, bir psikolojisi var, bir morali var, ne bileyim bir sosyal hayatı var. Lütfen buraya gelseniz de arasanız da ha hoş sadece bizim firmamız değil söz konusu olan. Zaten define konusu çok sıkıntılı bir konu. Hangi firmayı ararsanız arayın. İnsanlarla kırıcı konuşmanıza gerek yok. Hiç kimsenin size bir düşmanlığı yok çünkü sizi tanımıyorlar. Hiç kimsenin size bir art niyeti yok çünkü sizinle bir işi yok. Biz müşterimizi bir veli nimet olarak görüyoruz. Müşterimizin başımızın üstünde yeri var. Eyvallah. Ama edepli müşterinin, ahlaklı müşterinin başımızın üstünde yeri var. Herkes çizgisini bilecek, herkes haddini bilecek. Sonuçta hiç kimse bize telefon açıp hakaret edemez. Hiç kimse telefon açıp bize küfür edemez. Hiç kimse ön yargılı davranıp bizi bir şeyle suçlayamaz. Müşterimizin bir sorusu varsa sorusunu sorar, bizden cevabını alır. Ha buna rağmen hala buradaki çalışan arkadaşlarımızdan kötü bir söz işitmişseniz, bu bana zaten ulaşır, bana yazabilirsiniz. Messenger'ın çoğunlukla ben ilgileniyorum Messenger'la. Bana yazabilirsiniz, ben o müşteri temsilcimizle özel görüşürüm zaten. O konuda sıkıntı yok.
Biz kimseyi kayırmadık bugüne kadar. Bundan sonra da kayırmayız Allah'ın izniyle. Tabii bizim toplumumuzda ben inanıyorum bizim toplumumuz gerçekten insancıl duyguları ön plan çıkan bir toplum. Biz hala merhamet duygularını kaybetmiş insanlar değiliz. Çok şükür. Hala daha o duygular bizde duruyor. Ama ne yazık ki bazı densizlere rastlayabiliyoruz. Ha bu benim değil. Bu şu anda Türkiye'deki birçok insanın başına geliyor. Birçok insan laf söz anlamıyor. Verdiğiniz cevaplar onları tatmin etmiyor. Hoşnut olmuyor olabilirler. Sıkıntı değil. Biz sonuçta bir hizmet veriyoruz. Biz hizmet sektöründeyiz. Bir cihaz üretiyoruz, ürettiğimiz cihazı satıyoruz. Tanıtımını yapıyoruz. Hoşunuza gitmişse, beğenmişseniz, sizin normlarınıza uygunsa, sizin istediğiniz standartlardaysa siz de zaten cihazı alıyorsunuz. Sorularınızı soruyorsunuz, şüphelerinizi dile getiriyorsunuz. Biz de bu şüpheleri giderecek videolar çekiyoruz, tanıtımlar yapıyoruz ve sunumlarla sizin önünüze koyuyoruz. Sizin de hoşunuza gitmişse, kafanızdaki sorulara cevap bulmuşsa cihazı satın alıyorsunuz. Ne kadar güzel bir alışveriş bu. No problem. Ama bu sektör çok ciddi bir sıkıntı içerisinde. O da şu. Maalesef birçok satıcı, dedektör satıcısı, ama görüntüleme, ama alan tarama, ama cihaz hiç fark etmez. Birçok satıcı bu işi sadece bir para kazanma amacı güderek yaptığı için, insanları gerçekten bilinçlendirmek için değil, elindeki cihazı bir an önce karşıdaki adama böyle satıp parasını alma niyetiyle yapmış bugüne kadar ve yapıyor da hala daha. Tabii bu da müşteriyi ciddi anlamda sıkıntıya sokmuş. Yani sizleri. O yüzden birçok insan artık dedektörcülere güvenmiyor. Bu sizin yazdığınız yorumlarda da zaten ortaya konuyor. Ama ne kadar acıdır ki. Maalesef yine bunun da suçlusu sizsiniz. Sebebi şu. Sizler maalesef kandırılmaya müsait bir düşünceyle veya yapıyla geliyorsunuz bu adamların önüne. Ama birileri size bir şey söylemiş, inanmışsınız. Ama siz bir şeyler arıyorsunuz, adam sizin arayışınızı fark etmiş, sizin o hayalinizdeki şeyi önünüze koymaya çalışarak siz onu satmaya çalışıyor. Ve eğer siz de araştırmamışsanız veya araştırmıyorsanız duyduklarınızı ve gördüklerinizi, ilk gittiğiniz yere inanıp cihazı almak zorunda kalıyorsunuz. Sıkıntıyı burada yaşıyorsunuz. Ben buna kendini kandırma diyorum. Şu anda maalesef bizim milletimizde bu çok var. Neden? Adam düşmüş. Nasıl düşmüş? Borcu var. İhtiyacı var paraya. Ve defineden bunu temin etme hayali kuruyor. Ve bu hayali kurarak geliyor satıcının önüne. Ve o satıcı onun o hayali kurduğunu bildiği için onun hayaline uygun söylemlerle başlıyor ona bir şeyler anlatmaya. Ve o adam... Evet diyor, benim aradığım şey bu. Bu adamın anlattığı cihazı arıyorum ben. Aslında o cihaz o değil. Onun aradığı cihaz değil o. O sadece onu kandırmak için kurulmuş bir tuzak. Sizden ricam şu. Lütfen bir cihaz almadan önce birkaç yere sorun. Videolar seyredin. Mümkünse kullananlarla görüşün. Bir de şöyle bir tantana var. Bazı satıcılar... Veya bazı Facebook sayfa yöneticileri, grup yöneticileri ya anlaştığı firmaların cihazlarının reklamını yapıyorlar ya da o firmalardan para alıyorlar onların tanıtımını yapmak için. Ve bazı firmalarda yeriyorlar. Bazı cihazları da yeriyorlar. Onlarla ilgili sıkıntılı yorumlar yapıyorlar. Ben bu insanların bazılarına soruyorum. Diyorum ki arkadaş sen bizim cihazlarımızla ilgili bir yorum yapmışsın. Bu başka bir firmanın cihazı da olabilir. İlla benimki değil. Ben Uğur Elektronik olarak konuşuyorum şu anda. Yarın da Onur bir canlıya yapar, Onur da onu söyler. Fark etmez. Benim cihazımı kullandın mı, adam kemküm etmeye başlıyor. Diyorum ki şu cihazın faturasını bana bir atar mısın, bir göreyim ne zaman aldın. Adam faturayı atamıyor. Benim cihazımı kullanmamış. Amacı başka. Ya birinden para alıyor, ya da birinin yalakası veya yaltakçısı. Benim cihazımı karalama kampanyası gidiyor sayfasında. O sayfadaki maalesef üyelerde adam grup yöneticisi ya, o sayfanın yöneticisi ya, ona inanıyor. Ya bu adam yalan söylemez, dürüst adam. Nasıl dürüst adam? Cami yaptırmış arkadaş. Cuma günleri cuma mesajı atıyor. Tabii her cuma mesajı atan
her cuma namazına giden Müslüman bizde. Bakın sakalı var Müslüman. Gümüş yüzük takıyor Müslüman. Allah diyor Müslüman. Biz hepimiz hepsine Müslüman olarak bakıyoruz. Bu adam iyi bir adam diyor ya. Ve onun söylediğini doğru kabul ediyor. Ya mübarek bir araştır da bir soruştur da yani. Bu adam bu cihazı kullanmış mı? Bir tanesi sormuyor ya arkadaş. Sen Uğur Elektronik'in şu modelini kötülüyorsun ama sen kullandın mı? Kullandıysan bize şu elindeki cihazın bir faturasını at da bir görelim. Bir fotoğrafını at bir görelim. Veya kötülüyorsun. Bu kötülediğin şeylerle ilgili veya karaladığın bu şeylerle ilgili, bu eksilerle ilgili firmayı aradın mı? Firmayla görüştün mü? Belki sen bir yerde hata yapıyorsun. Belki yanlış kullanıyorsun. Bakın arkadaşlar, ben bilerek kullanma kılavuzuna yanlış bir şey yazdım. Bilerek. Kullanma kılavuzuna yanlış. Bilerek yanlış bir ifade yazdım. Ve sonra zaman tuttum. Bunu kim fark edecek diye. Tam 4 ay sonra bir kişi fark etti. Bakın 4 ay sonra bir kişi fark etti. Bu ne demek biliyor musunuz? Benim kullanma kılavuzumu cihazı alan adam okumuyor demek. Maalesef. Biz de aldığımız ürünlerin kılavuzunu okumama gibi bir özellik var. Adam diyor ki abi bu cihaz diyor çeliğe çift sinyal veriyor. Ne yapıyor kardeşim? Kıymetli altın kıymetsiz diyor. E tamam öyle demesi lazım. Çeliği, paslanmış metali o şekilde ayırıyor bizim cihazlarımız. Ama nasıl olur? Oğlum sen bu kılavuzu okumadın mı lan? Hadi okumadın. Buraya geldiğin zaman adam sana burada anlatmadı mı müşteri temsilcisi? Bakın hem kendini rezil ediyor. Bakın hem kendini rezil ediyor. Ve hem de büyük bir yanlışa düşüp bizim hakkımıza giriyor. Bizim hakkımıza giriyor. Sadece bu benim başıma gelmiyor. Şu anda Türkiye'de cihaz satan birçok kişinin başına geldiğine eminim. Buna eminim. Sizden ricam lütfen arkadaşlar. İnanın şu anda Çin'den gelip getirilip satılan o biz dandik diyoruz ya hani dedektörler var ya. Onlar bile ulan dört parmak da olsa bir şeyler görürler. Bir şeyler bulabilirler. Onlar bile. Yani biz cihazlarımızı derin arama diye satıyoruz. Ben diyorum ki bak benim cihazım tek para cihazı değildir. Ama tek paraları da bulabilir. Tek para cihazı kadar 10 taneden 8 tanesini bulamaz ama 10 taneden 5 tanesini bulabilir. Şartlar yerine geldiği sürece bulur. Adam ne yapıyor? Abi diyor biz aldık diyor senin cihazını bir tane çeyreği diyor. 50 santime gömdük çeyreği görmedi. Lan kardeşim sana 50 santimde bir tane çeyreği görür diye kim söyledi? Bir tanesi bir metreye gömmüş. Vay anasını sayın seyirciler. Bir gün önce bakın bir gün önce bir müşterimiz 3 metre 70 santim derinlikte kendi gömüp bizim Goldfinder modeliyle test edip oradaki metali gördüğüne dair yorumları yazmış bazı sayfalara. Bugün yorumlar yok. O grubun yöneticisi yorumları silmiş. Bakın yorumları silmiş. Ya mübarek niye siliyorsun? Dursun orada. Adam benim müşterim bak benden cihaz almış. Beni tanımaz etmez. Hiç erinmemiş. 3 metre küsürse santimde kazmış. Belki de bizi rezil etmek için kazmış. Ulan bu cihaz bunu görmezse ben firmayı rezil edeceğim diye. Ve cihaz görmüş. Ve bunu da açık yüreklilikle yazmış. Hatta bu cihaz bu derinlikte bir şey görmez diyenler aha da telefonun beni arayın demiş. Ve adamlar bunu silmişler. Ya bir sürü müşterim bizim cihazlarımızı alan bir sürü müşterimiz bu derinliklerde bizim cihazlarımızın metali gördüğünü ve ayırt edebildiğini ispatladılar. Bu videoları da sosyal medyada paylaştılar. Biz de paylaşıyoruz kendi sayfalarımızda. Ama hala birileri çıkıyor. Abi o derinliği görmez. Lan mübarek. Bu nasıl görüyor o zaman? Bu adam benim firmamda çalışmıyor. Benden maaş almıyor. Benden bir çıkarı yok. Adam sadece aldığı cihazın ne yapıp ne yapamadığını göstermek için atmış mı? Bir de böyle bir durum var. Hani adamın gözünün içine sokuyorsun. İspatlıyorsun bunu. Adam hala mümkün değil abi. Kesinlikle görmez abi. Niye abi?
Çünkü algı oluşturulmuş piyasada. Birileri VLF cihazlarının bu kadar derinden metalleri görüp ayırt edebileceğini, bakın bugüne kadar hayır böyle bir şey olamaz diye insanlara lanse etmişler. VLF cihaz tek para cihaz. Pas derin arama. Nasıl derin arama? 1.5 metre başlıklı derin arama. 1.5 metre başlık. Neremize sokacağız 1.5 metre başlığı biz? Nasıl taşıyacağız avarazda? Adam soruyor pas satıcısına. Abi sen bana 1.5 metre uçurtma başlık verdin ya. Ben uçurtma mı uçuracağım diyor. Bu başlığı ben nereme sokacağım diyor. Ormana giremem, çalıya giremem, taşın arasına giremem. Yere şu kadar santimden fazla yaklaştıramam. Boşluğu bulamam. La bulduğum metali noktalayamıyorum bile ben bunda diyor ya. Adamın o 1.5 metre uçurtma başlığıyla 3 metrede gördüğü tenekeyi benim 45 santimlik başlığım zaten görüyor. Hayır görmez. Niye görmezmiş abi? Görüyor. Bir sürü video attık biz. Kendi test sahamızda da var. Aa noterler açacağım ben şimdi o çukurları. Herkesin gözüne bir daha sokacağım. Noterin huzurunda açacağım ben şimdi o çukurları. Bakalım buna ne diyecekler? Hatırlarsanız bir ara birisi dedi ki 1 metre derinlikten kola kutusunu görmez bu cihaz. Bizim videomuz var. 1 metre derinlikten kola kutusunu gördüğü ve kıymetli diye ayırdığına dair benim videom var. Hala bir tane yorum yazmadı görmez diyen adam. La madem bir iddiada bulunuyorsun arkasında duracaksın. Bana diyor ki 4 metreden altını görür mü? Görür kardeşim. Ama 4 metreden altını görmesi için 1.5 metre çapında bir altın kütle olması lazım. Varsa elinde 1.5 metre çapında bir altın kütle koyarsın oraya benim cihazımla bakarız. Görmezse ben sana ne istiyorsam veririm. Ben 1 metre 30 santimden bakın 1 metre 30 santimden ağız çapı 7 santim gövdesi 16 santim çapında bir küpün içindeki altını gösterdim. Millet ayağa kalktı. Vay efendim bu kadar altını var da niye dedektör satıyormuş? Sana ne? Sana ne? Sapancı'nın da dünya parası var. Adam hala lastik satıyor. Sana ne kardeşim? Benim zevkim bu. Benim belki 17 kilo değil, 27 kilo, 37 kilo altın var. Benim keyfim bu. Sen niye ona takıldın mübarek adam? Ben o derinlikteki o altını da görebildiğini göstermek için bunu yapıyorum. Belki altın benim değil, emanet aldım. Öyle de olabilir. Niyeyse herkes benim olduğunu düşündü. Bir de hesap yapmış. Ulan 17 kilo altın 4 trilyon mu? Neydi? 4 trilyon değil mi? 4 trilyon para yapıyor. Ulan Uğur Kılıç'ın 4 trilyon para var. 4 trilyon parası olan adam dedektör satar mı? Niye satmasın abi? Güzel iş. Ben dedektör satıyorum definecilere. Benim işim çok güzel bir iş. 135 firma var şu anda Türkiye'de. 135 firma. Ben bu işi bıraktım dediğim zaman 2009'larda, 2010'larda biz bir elin parmak sayısı kadar azdık. Şimdi mantar gibi çoğalmış. Niye çoğalmış sizce? Bu piyasanın kekosu bitmez ki. Bitmez yani. Bakın arkadaşlar. Siz dolandırılmaya müsait bir zihniyetle eğer müşteri temsilcilerinin satıcının önüne oturursanız hiç affetmezler sizi. Öyle bir kanırtırlar ki acısı 3-5 gün sonra çıkar. Ben peşin peşin söyleyeyim size. Şu anda bizim piyasamızda öyle adamlar var ki çakal bile adama selam duruyor. Çakal var ya çakal. Çakal bile selam duruyor adama. Niye? Adam şeytan olmuş artık bu işte. Öyle bir alevere dalevere var ki yani akıl işi değil. Bir zamanlar bir Masar Osman mı neydi? Ha bu Galata Sülün Osman mıydı? Sülün Osman diye biri varmış. Galata Kulesi'ni, Galata Köprüsü'nü bilmem neyi satmış millete. Vallahi şu anda Türkiye'de öyle dedektör satıcıları var ki adama var ya anasını boyar geri satar haberiniz olmaz. Ben size söyleyeyim. Böyle bir sektörün içindeyiz biz. Sadece dedektör satıcılar değil. Ha bizde mesela öyle güzel satıcılar var ki adam diyor ki ben ürettim abi. Ben ürettim abi. Ne ürettin abi sen? Ben dedektör ürettim. Benim üretimim. Oğlum sen. Bak şimdi çok şey söyleyeceğim de terbiyem el vermiyor.
Ben terbiyeli bir adamım. Terbiyemi bozmak istemiyorum. O yüzden öyle dedektör satıcıları var ki bu ülkede, adam ben ürettim diye satıyor. Ben ürettim. Sen ne üretiyorsun lan? Kolay mı öyle dedektör üretmek? Ama diyemiyor ki ben başkasından alıp satıyorum. Adam yazmış 2000 bilmem kaç teknolojisi. Ne teknolojisi? 2000 bilmem kaç teknolojisi. Kimin teknolojisi abi bu? Bizim teknolojimiz. Biz mühendislerimizle yaptık. Senin mühendislerini yiyeyim ben. Sen şu mühendislerine bir fotoğraf çekip atsana, bir görelim senin mühendislerin kimmiş. En azından biz sesini duyurduk. Bak sesini bile gösteriyor. Yani kendini göstermedik ama en azından bir ses duyurduk yani. Şu imalathanın bir fotoğrafını çek, bir atalım. Bakalım yani. Nerede yapıyorsun bu cihazları? Hocam onların hepsi sonra da ortak projeye dönüyorlar. Sonradan ortak projeye dönüyorlar. Evet. Hepsi öyle. Arkadaşlar bu ülkede dedektör üretmediği halde Bulgaristan'dan, Türkiye'deki bazı firmalardan kendilerine cihaz yaptırıp ben ürettim diye satan dedektörcüler var. Bu ülkede bu tür insanlar da var maalesef. Siz bunu bilmiyorsunuz. Zannediyorsunuz ki gerçekten bu abi üretmiş. Alıyorsunuz. O üretici yarın bu adamla kavga ettiğinde veya tartıştığında veya buna cihaz vermekten vazgeçtiğinde aldığınız cihazların hepsi ofsayta düşecek. Hiçbirinin bakımını, tamirini yaptıramayacaksınız demektir. Ya mübarek de ki ben falanca firmadan aldım, benim adıma yaptı kardeşim. Parasını ödedim, benim adıma yaptı. Satıyorum de. Çok mu zor bunu söylemek? Bakın şu anda Türkiye'de, bu ülkede alan taramalara karşı olduğunu söyleyen, alan taramanın hayal olduğunu, yalan tarama olduğunu söyleyen kişiler var. Ama bu kişiler, bu firma veya bu firmalar alan tarama yapıyorlar. Kime biliyor musunuz? Araplara. Arabi. Araplara alan tarama yapıyorlar. Arkadaşlar. Hem de nasıl biliyor musunuz? İyon sensörlü. Siz biliyorsunuz mu iyon sensörlü alan taramayı? Bilmiyorsanız ben size anlatayım. İyon sensörü. Şu sensörü bana versene hazır. Hamza girmesin, ona 1 lira ver. Bakın bu bir sensör. Tamam. Bunun içinde bir sensör var. Bir manyetik alan sensörü. Adam bunu cihaza takmış. Görüyorsunuz mu? Böyle takmış. Böyle dönüyor. Böyle dönüyor. Ne yapıyorsun abi? Etrafta gömülü altın var mı? Onu arıyorum. Nasıl arıyorsun? Bunun içinde bir sensör var. Bu iyon sensörü. Ne sensörü? İyon sensörü. Lan oğlum sen iyonun ne olduğunu bilmiyorsun lan. Sen iyonun ne olduğunu bilmiyorsun. Bir de onun sensörünü mü yaptın? Dallama, bunun içine koymuş manyetik alan sensörü. Gömülü olan altının yaydığı bir iyon varmış. İyon yayıyormuş. Bu da onu bulacakmış ondan. Senin aklına tüküreyim ben. Hadi tamam sen dolandırıcısın. Belli bariz ortada da. Peki siz bunu nasıl yiyorsunuz arkadaş ya? Hadi şimdi size bir soru. Hiç hayatınızda Google amcaya sordunuz mu? İyon sensörü diye bir sensör var mı? İyon ne demektir? Gerçekten böyle bir sensör var mı? Gerçekten böyle bir metal iyon sensörüyle algılanabilir mi diye Google amcaya bir sordunuz mu ya? Hiçbir mühendisi arayıp ya abicim böyle bir cihaz yapmışlar. Satıyorlar. Dünyada para istiyorlar. Bizi de dütmeye uğraşıyorlar mı acaba, yoksa gerçekten adamlar yapmış mı diye hiç merak edip sordunuz mu arkadaşlar? Yok, sormadınız. Niye? Çünkü abi 150 bin lira para istiyor. 150 bin lira istediğine göre kesin bu adam yapmıştır. Adam seni 150 bin kere öpecek, haberin yok. Bunu yapan adam ne diyor biliyor musun bana? Abi diyor, bunu diyor 100 bin liraya satacağım. Bak 100 bin liraya satacağım. Adama diyor öyle bir yerleştireceksin ki diyor. Bak ben onun söylediğini söylüyorum. Adama öyle bir yerleştireceksin ki diyor. Adam böyle kafasını çeviremeyecek diyor. Böyle. Kafasını çeviremeyecek. Bak, sözüm meclisten dışarı. Ben aynen adamın söylediklerini iletiyorum size. Tamam. Adam kafasını çeviremeyecek diyor. Cebinde diyor geriye dönüp seni arayacak, para bırakmayacaksın diyor bunların.
Ne diyorsun lan sen dedim. Oğlum sen manyak mısın? 100 bin lira veren adam bu cihazın çalışmadığını öğrenirse bunun sensörünü senin götüre sokar. Abi diyor ondan sonra 50 bin liraya geri alacaksın diyor. Ne yapacaksın? 50 bin liraya geri alacaksın diyor. Anladınız mı arkadaşlar mevzuyu? Güzel kutularla yapılmış, çok pahalı, iyon sensörlü alan taramalarımız ve dedektörlerimiz var. Sonra 70 bin lira, 80 bin lira kime ne kadar yerleştirirsek babından satış politikaları var. Alana öyle bir yerleştireceksin ki kafasını geri çeviremeyecek söylemleriyle beraber size öptürüyorlar arkadaşlar. Peki, soruyorum şimdi size, kim suçlu? Bu şerefsiz orospu çocuğu mu suçlu? Yoksa bunun bu yalanlarına inanan saf siz mi suçlusunuz? Haydi bana cevap verin şimdi. Ben burada 5000 liraya cihaz satıyorum. Abi şu cihaz şu mobinden, şu derinliği bu mobinden bu derinliği, şu çapta bir metali, şu kadar zaman önce gömmüşsen, şu kalınlıktaysa, üzerinden bu kadar zaman geçmişse görür diyorum. Adam bana söylemediği laf kalmıyor. sensörü soktular. Nasıl olacak? Nasıl çıkacak bu sensör şimdi? Ve Türkiye'de bunu yapıp Araplara satanlar var, size de satanlar var. Adam alan taramaya yalan tarama diyor. Araba satıyor bu alan taramayı. Türkiye'de diyor ki yok abi öyle bir şey yok inanma diyor yalan tarama. Yalan, alan tarama diye bir şey mi var kurban olayım diyor ya. Kandırıyorlar da finecileri diyor adam. Ya mübarek sen Türk'ü çok mu seviyorsun? Bu benim milletim ben bunu öpmeyeyim. Buna doğruyu söyleyeyim. Araba diteyim. Bu mu yani satış politikanız? Siz zannediyor musunuz bu adam merhametli size? Yok kardeşim. Öyle bir merhamet söz konusu değil. Siz eşek oldukça üzerinize binen çok olur diye bir atasözü var ya. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde definecilerin birçoğu maalesef şu anda bu atasözünün içindeler. Bakın ben de defineciyim ha. Üzerinize alınmayın. Aklınızı başınıza alın aklınızı. Ben size diyorum ki bakın defineci kurnazdır, uyanıktır, araştırır, soruşturur. Ne olur kurban olayım. Biraz meraklı olun, biraz şüpheci olun. Araştırın biraz ya. Adam alan tarama satıyor. Tamam. Adam alan tarama satıyor. Yapmış satıyor. Nerede yapmış? Merdiven altında yapmış. Vergi yok, şirket yok, fatura yok. Yok da yok. %100 altını bulur. Ne koydun lan bunun içine? Osurdum abi ben bunun içine diyor. Vay anasını. Niye lan osurdum bunun içine? Gaz abi gaz diyor. Gazdan etkilenmesin diye. Vay anasını sayın seyirciler. Ulan alan taramanın içine çiğnenmiş et koyan mı dersin? Alan taramanın içine gaz koyan mı dersin? Alan taramanın içine işiyen mi dersin? İyon sensörlü alan tarama mı dersin? Görüntülü. Ha bir de görüntülü alan taramalarımız var bizim. Doğru. Ya arkadaşlar ne olursunuz? Artık şu pisliklerden kurtulun. Kurtulalım. Bizim başımızda bir sürü sıkıntı var zaten. Uğur Kulaç bunları söylediği zaman millet bana düşman oluyor. Ya siktirin oradan. Düşman olacaksan ne olur. Çok da bilmem neymeydi yani. Umurumda bile değil. Ben bunları söylemeye devam edeceğim. Bakın sizi uyarıyorum arkadaşlar. Allah rızası için. Zor zahmet kazandığınız paraları 3-5 tane orospu çocuğuna yedirmeyin. 3-5 tane şerefsizin tamam mı? Yalanlarına kurban etmeyin. Onlar sizin çocuklarınızın nafakası. Lan yine sövdürdüler beni. Güzel söyledin. Bugün sövmeyecektim ben ya. Vallahi sövmeyecektim. Yine gitti ya. Tövbe estağfurullah. Neyse. Evet. Ahmet, sen sorular alıyorsun değil mi? Ahmet, bilgisayarın başında arkadaşlar. Sorularınız varsa sorun. Ben sektördeki cincilerden, uyduculardan, güvenlikçilerden,
sektörümüzdeki o üç kağıtçı işaretçilerden, işaret çözücülerden bahsetmeyeceğim bugün. Onlara zaten giydiriyorum her fırsatta. Bitmez tükenmez zaten bunlar. Yani aziz Allah. Siz bunlara fırsat vermeyin yeter. Benim istediğim bu. Biliyorsunuz her gün yakalanan defineci haberleri şu anda ayyuka çıkmış gidiyor. Bu arada Kültür Bakanlığı'nın dava açtığı tek adam olarak hala namım yürüyor Allah'ın izniyle. Üçüncü dava oldu. Bekliyorum 6 tane konferans olduğu için 6 tane olması gerekiyor toplamda. 6 tane olmazsa ne derler ona ya? Hani olmazsa ne geçer derler? Bu cümle var ya. Vallahi hakkın mı kalır derler. Ne derler? Bir cümle var ya, hatırlayamadım ya. Yani buradan ben sesleniyorum. Yani ne olur 3 tanene kalmasın, 6 tane olsun ya. Çok ayıp şimdi ya. Atlaya atlaya gitmişsiniz. 6 tane konferans yaptık biz ya. Geri kalan 3 tanesi nerede? Olur mu öyle şey? Ayıp yani. Evet arkadaşlar, Kültür Bakanlığı'nın dava açtı, tek adam olarak tarihe geçtim ben. Bakalım sonuçlarını hep beraber göreceğiz Allah'ın izniyle. Ben de onlara dava açar mıyım? Açarım. Niye açmayayım ki? Ben de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ben de onlara dava açabilirim. Hem de öyle güzel bir dava açarım ki ortalık birbirine girer. Ortalık birbirine girer. Harbiden birbirine girer ki ona sürünüyorlar şu anda ve oraya doğru gidiyor iş. Allah'ın izniyle biz de hakkımızı sonuna kadar savunuruz inşallah. Evet, biliyorsunuz derneğimizi kapattık. Artık tarihe gömdük onu. Sizin sayenizde, hepinize teşekkür ediyorum bu konuda. Sıkıntı yok, biz yine yolumuza devam ediyoruz. Uğur Elektronik olarak cihazlarımızı üretmeye, satmaya, Türkiye'ye ve dünyaya devam edeceğiz. No problem. Her zaman söylediğimiz gibi bizi sevenin agasıyız, sevmeyenin paşasıyız. No problem. Biz yine doğruları söylemeye devam edeceğiz. Yine no problem arkadaşlar. Evet Ahmet. Şu sorulara geçelim. Çok da uzatmayalım. Lan ne ettiniz? Hazırlıyoruz hocam. Ahmet soru var mı soracağım? Çok indirdim. Tamam. Evet arkadaşlar. İşaretlerle ilgili bugün bir çözüm yapmayacağım ama size birkaç şey anlatmak istiyorum. Özellikle kilise gömüleriyle alakalı bize çok sorular soruluyor. Kilise gömüleri. Allah nasip ederse bu yaz kilise gömüleriyle ilgili canlı canlı size araziden bazı şeyler anlatacağım ama size tavsiyem şu. Eğer defineciyseniz, define arıyorsanız, bakın define ya bir işaretle aranır, ya bir bilgiyle aranır, ya bir haritayla aranır, ya bir hikayeyle aranır, ya da bir rüyayla aranır. Yani define elinize cihaz alıp arazide dağ bayır dolaşmayla aranmaz. Elinizde sizi yönlendirecek bir şeyler olmalı. Çoğunlukla bulunduğunuz bölgelerde, köyünüzde geçmişe ait bazı hikayeler anlatılır. Bu hikayeler bile sizin define aramanız için geçerli bir sebeptir. Bugün bir arkadaşımız Muş'tan geldi ve kendi dedesinin babasına, onun da işte babasının da ona anlattığı bir hikayeden bahsetti. Ve gördüğü bazı şeyleri getirdi arazide. Biz tabii gördüğü şeylerin anlattığı hikayeyle uyuştuğunu söyledik. Bunun bir işaret olduğunu, bir bilgi olduğunu, gerçekten anlattığı şeyle alakalı bir bilgi olduğunu da arkadaşımıza anlattık. Geri kalan ona ait. İşte define bu tür bilgilerle aranır. Siz de elinizde bu tür bilgiler varsa ilk define arama işlemine buradan başlayacaksınız. İşaretlerle başlayacaksınız, haritayla başlayacaksınız. Tabii harita konusu biraz sıkıntılı. Çözülmesi gerekir. Gerçek mi, sahte mi? Önce onu bir öğrenmek mecburiyetindesiniz. İşte Ermenilerin çok yaşadığı bölgelerde Ermeni evlerinin olduğu yerler. Ermenilerin yaşadığı köyler. Onların koyduğu bazı işaretler. Kiliseler. İşte bazı gömü teknikleri. Bunları bilmek zorundasınız ki define arayabilirsiniz. Bunları bilmezseniz define aramak sizin için zulüm olur. Haberiniz olsun. Çünkü elinizdeki cihazla dağ bayır dolaşmak sizi yorar. Çok basit bir bilgi. Eğer bir kilise etrafında bir şeyler arıyorsanız arayacağınız belli başlı şeyler olmalı. Bulmanız gereken. Bunların içerisinde su kaynağı,
çeşme, su gözesi olabilir, kuyu, kuru duvar, meyve ağaçları, patika yollar, şapel dediğimiz küçük ibadethaneler, yeraltı çeşmeleri, Ermenilerin yaşadığı özellikle kilisenin etrafındaki evler, bütün bunlar kilisenin gömüleriyle alakalı saklanmış yerler olabilir. Bunlar zaten belli bariz işaretler. Biz İşaretlerin Sırrı kitabında bunlarla ilgili bilgiler verdik. YouTube'da Uğur Kulaç kanalımızda bunlarla ilgili yine bilgiler verdik. Lütfen YouTube kanalımızı ziyaret edin arkadaşlar. Orada gerçekten güzel videolar var. Zaten bana açtıkları davada da onu söylüyorlar. Uğur Kulaç suç işlemeye teşvik ediyormuş. Vay anasını sahipsen işte. Ya arkadaş ben cihaz satıyorum ya. Sen bu cihazı hala daha suç olarak görüyorsan o zaman bana niye yaptırıyorsun? Niye benim imalatıma izin veriyorsun? Niye benden vergi alıyorsun? Ya bu nasıl bir... ben ahmaklık demeyeyim, sonra ahmak diye dava açıyorlar. Değil mi? Ama soruları da sana. Ben şimdi konuştukça sıkıntıya gireceğim. Turan kardeşimin selamun aleyküm hocam. Dik duruşundan dolayı sizi tebrik ederim. Allah yar ve yardımcınız olsun demiş. Eyvallah. Mehmet kardeşim selamun aleyküm. Adamın dibi demiş. Eyvallah kardeşim. Aleyküm selam. Mehmet kardeşim hocam yarın dükkanda mısın? Abi gelip seni görebilir miyiz? Yarın maalesef dükkanda değilim Mehmet. Recep kardeşim dernek neden kapatıldı? Kültür Bakanlığı'nın zoruna gitmiş dernek. O yüzden kapatıldı. Goldfinder yenilendi mi? Goldfinder yenileniyor. Ahmet Çetin, iyi akşamlar Uğur abi. Biga'dan selamlar. Aleyküm selam, Biga'ya da selamlar. Seni seviyoruz, bu alemde teksin. Seninle görüşmem lazım, rica etsen beni arar mısın? Ahmet, ne diyeyim ben sana Ahmet. Demir Ali, iyi akşamlar Uğur Bey. Adana Yeni Yayla Köyü'nden selamlar. Aleyküm selam. Cihan Okçu, hocam cep telefonları için bir uygulama yapmayı düşünür müsünüz? Tam bir bilgi platformu olur. Defineci kardeşlerimizde bir platform altında toplamış olursunuz. Bu çalışmamızı biz daha önce yaptık da daha yayınlamadık. Arif Özcan, hayırlı akşamlar hocam. Erzincan'dan selam. Aleyküm selam. Abi diğer canlı yayında size Şahin 08 cihazı sormuştum. Bu cihazı kendinize özel mi yaptınız? Biz de alabiliyor muyuz? Bu cihaz bana özel yapıldı ama yakın bir zamanda bu cihazın aynısı inşallah sizin için de piyasaya çıkacak. Sedat kardeşim, hocam bana atmaca alan tarıma lazım. Fiyatı ne kadar? Atmaca fiyatı neydi? 750 liraymış atmacanın fiyatı Sedat. Şeref Aslan, Uğur abi Samsun'dan selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ermenilerin kesin altın olan işaretleri hangileridir? Bir de videosunu izledim ama değirmenlerle ilgili detaylı bilgi alabilir miyim? Kolay gelsin. Şeref kardeşim, canlı yayınlarımızı takip et. Bir de YouTube kanalına gir. Değirmenlerle ilgili ve kasalarla ilgili benim videom var. Orada seyredebilirsin. Orhan Özoğlu kardeşim, Fatih Kuş ile arkadaş, Uğur abi hayırlı. Fatih Kuş'un arkadaşıymış Orhan kardeşimiz. Uğur abi hayırlı akşamlar. Kuş işareti ve çoklu murç izine benzer oymalar ne anlama geliyor demiş. Haluk kardeşim, Uğur abi Kahramanmaraş Göksun'dan hayırlı akşamlar. Göksun'a selamlar. Cemil, ah Uğur abi derdimiz çok, sizinle hafta sonu dertleşelim demiş. Nimetullah, selam Uğur Bey. Definecilerin milletvekili aday olur musun? Beni en sonunda siyasete sokacaksınız. Ben de olacağım bir ibne. Çorum'dan selamlar. Abi bugün çekiliş olacak mı? Bugün çekiliş olmayacak. Murat milletvekili aday ol demiş. La kardeş kurban olayım yapma. Hayırlı akşamlar hocam. Dört tane ayak izi ne anlama geliyor? Rujde Ahmet. Uğur kardeş, ben Bulgaristan'ın bir Türk köyünden yazıyorum. Keşke senin gibi bir üretici ve bilgili kişi burada da olsa. Ben hemen geleyim, iltica edeyim Bulgaristan'a, beni kabul edin. Ahmet, Bulgaristan'a iltica etmek istiyorum. Bulgar hükümetine buradan sesleniyorum. Ben iltica etmek istiyorum Bulgaristan'a. Beni kabul ediyor musunuz? Bütün teşkilatla gelmek istiyorum. Türk'üz ve seni anlıyoruz, dinliyoruz ve inanıyoruz. Başarılar diliyorum her konuda. Eyvallah kardeşim. Demir Ali, ikinci el cihazınız var mı? Satılık var kardeşim. Fiyatı ne kadar? Tek tek için bu işte yeniyim. Aydınlatırsanız memnun olurum. Tek tek için ikinci el bilmiyorum var mı? Onu bir sormak lazım arkadaşlara. Arasın bizi. Evet. Arayacakmışım kardeşim. Bahtiyar kardeşim, hocam işaretlerin sırrı kitabını almak istiyorum ama internet üzerinden alamadım. Yardımcı olur musunuz? Şimdi bizim e-ticaret sitemiz var. ugurelektronik.com. Oradan alamadıysan eğer ara, Ahmet'le görüş, yardımcı olsun.
Cengiz Sak, Cengiz kardeşim Mersin'e selamlar. Hayırlı akşamlar hocam demiş. Cengiz, özledik seni ya. Yakında Mersin'e geleceğim inşallah. Bir sohbetini yapalım. Senin sohbetini özledim. Ant, ne Ahmet o? Ant Tayfun. Ant Tayfun. Uğur abi, Goldfinder almam gerekiyor ama yeterli param yok. Şu garibana güzellik yap, duasını al demiş. Bir güzellik yaparız canını sıkma. Yıldıray kardeşim, heh işte ben de bundan bahsediyordum. Seni savunmakta, Uğur Elektronik'i savunmakta suç oluyor zaten. Başkanım ne anlatalım bu gibi insanlara. Geçen Yıldıray kardeşim birine bir paylaşımda bulunmuş. Kendi sayfasında, o da izin vermemiş. Bundan dolayı Yıldıray ve bana adam etmediği küfür kalmamış. Şu anda kaldırmış zaten yazdıklarını bu şahıs. Sıkıntı yok. Ama maalesef böyle aciz, böyle ne olduğu belli olmayan kipler bu ülkede bizle beraber yaşıyor ve biz bunlarla aynı havayı solumak zorunda kalıyoruz. Arekson 6 bakımı yapıyor musun? Yapıyoruz tabii. Cihaz bizim cihazımız. Uğur Yiğit, akıllı adamlara sat abi şu cihazları demiş. Bizim Uğur doğru söylüyor. Haluk abi, sen kılavuzu okumuyor diyorsun. Adam Roma dönemindeki tuvaleti işaret diye kazıyor. Vay anasını sayın seyirciler. Aydın, hayırlı akşamlar abi. Ben Bulgaristanlı ama Almanya'dayım. 10 yıldır abi senden çok bilgi öğrendim. Sağ ol, hoş ol canım abim demiş. Eyvallah. Mustafa Altınok, Uğur abi Goldfinder alacağım. Kampanyayı takip ediyorum. Alan taramasını almadan indirim yapsan abi. Hediye ediyorsun birçok kişi, bana da bir abilik yapsan. Yaparız Mustafa, sıkıntı yok. Abdullah Gül, sen bir tanesin abi. Eyvallah Abdullah kardeşim. Mehmet Birinci, eşeği boyar at diye satarlar reis demiş. Fuat kardeşim, hacım sen bizleri bırakma şeytanlara demiş. Eyvallah. İbrahim abi, videolarında her şey gayet net. Eğitici videolar, emeğine sağlık, herkesin izlemesi lazım. Her şey var, ne ararsan demiş. Doğrudur. Kadir abi, ne güldüm ben ya, uyan sensörü mevzusuna demiş. İlkay hocam, ha bu elindeki bırak başımıza vuracağım demiş. Latif Çelik, alan tarama fiyatlarınız nelerdir? Bak kardeş, alan taramalar kaçtan başlıyor? 750'den 4000. 750 liradan 4000 liraya kadar fiyat varmış. 5 tane model. Özgür, internet sitemizde var, onlara bakabilirsin. Özgür kardeşim, Uğur Bey, gerçekleri konuştuğun için seni takdir ediyorum. Eyvallah. Adnan Kocatürk, alan tarama altını bulur mu? Alan tarama altını bulur. Ama kullanıcıyla alakalı biraz da. Ama bulamaya da bilir. Onu %100 altın bulur diye satıyorsa o adamın cihazını alın ve siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Benim söylememe gerek yok. Burak, Uğur abi aradım, bugün sizi kimse açmadı. Ulan niye açmışız telefonları oğlum? Fiyat alacaktım, telefon açamadı. Lan müşteri temsilcileri. Lan bak, adam aradım, kimse açmadı telefonu diyor lan. Lan bunları işten kovduracaksınız bana en sonunda. Burak, sen ara, bir daha açmazlarsa Messenger'dan bana yaz. Abi ben şu telefon numarasını aradım, açmadı de, ben o adamın işten çıkışını vereyim. Sıkıntı yok. Nasıl açmazlar? Böyle bir şey var mı? Var mı Ahmet Başkan? Küfreden var mı? Yokmuş. Biraz daha söyleyebilir mi? Tamam, yokmuş. Küfreden yokmuş. Ha, buradan da görüyorum ben yazdıklarınızı da. Konuşurken çok bakamayın. Yeni cihaz. Yeni cihazı mı soruyorlar? Daha çok soracaklar ama. Cihan, radyestezi ile ilgili benim birkaç videom var bak YouTube kanalında. İstersen gir önce onları bir seyret. Dur. Şey yazdı. Ahmet. Bizim cihaz ismini koyduğumuz o ne? Erdoğan. Erdoğan Yıldızlı. Erdoğan kardeşim bizim cihazımızdan, şu anda piyasaya çıkacak olan cihazımıza isim veren arkadaşımız. İki cihaz çıkacak piyasaya. Birinin ismini o vermişti. Zaten ilk cihaz da ona hediye edilecek. Ve onun Seygraf üzerindeki imzasıyla satılacak. Ben bir söz vermiştim. Sözümü tutacağım. Size de bunu ispat edeceğim inşallah. Bu dünyada tek olacak. Cihaza ismini veren kişinin ismi ve imzası Seygraf'ta olacak. Ve bununla satılacak diye. Bunu burada ispatlayacağım size. Erdoğan kardeşimiz de burada olacak. Yanımızda olacak. Ve ilk cihaz ona hediye edilecek.
Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar yeter. Sizi çok fazla yormayayım. Halk eğitime gidip definecilik kursu istiyoruz demiş kardeşim. Ulan sopayla kovalarlar sizi, yapmayın, kurban alayım. Bugünlerde defineciler herkes düşman. Uğur Bey, 10 senedir taramanızı kullanıyorum. Çok güzel çalışıyorlar. Bulgaristan göçmeniyim. Müsait olduğunuzda yüzle görüşmek isterim. Vay anasını, 10 yıldır kullanıyormuş. 10 yıldır ağın taramamızı kullanıyormuş arkadaş. Bir tanesi geldi mi hocam? Hayyaşlı gelmiş 10 yıllık. Evet. Batarya 10 yıl önce cihaz almış bizden. Arkadaşım bir tanesi, bir yaşlı bir amca, arkadaş demeyelim. Bataryası bitmiş, cihaz hala çalışıyor diyor. Bataryası bitmiş, bataryayı yenileyim bana diye gelmiş. Yeniledik. Çok şükür biz 19 yıldır ayaktayız. 19 yıl önce yaptığımız, sattığımız cihazlar bugün bize geliyor. Biz onları gördüğümüz zaman heyecanlanıyoruz. Hala daha çalışanları var arazide. Ve gerçekten çok güzel şeyler başarmış cihazlar. İt ürür, kervan yürür demişler. Sıkıntı yok. Biz belki bir 19 yıl, belki de çok çok daha fazla bir süre inşallah piyasada kalmaya devam edeceğiz. Bizim çökeceğimizi, biteceğimizi düşünen ve bu hayali kuranlara buradan sesleniyorum. Arkadaşlar, siz gidersiniz, biz kalırız. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz işinizi seviyoruz, biz müşterimizi seviyoruz, biz yaptığımız işe özeniyoruz. Sizin gibi günü kurtarmak için, milleti dolandırmak için yapmıyoruz. O yüzden 19 yıldır ayaktayız. Bize üçkağıtçı diyenler hiç utanmıyorlar. Ya bu millet 19 yıldır bir firma üçkağıtçılık yapsa ayakta tutar mı? Bu da gömer gömer. Öyle bir gömer ki yere, bir daha çıkmamak üzere gömer. Biz 19 yıldır aynı yerde cihaz üretip satıyoruz. Biz üçkağıtçı olsak, dolandırıcı olsak, ha, soruyorum size, 19 yıl barınabilir miyiz bu ülkede? Hiç mi bunu akledemiyorsunuz? Hiç mi bu aklınıza gelmiyor ya? Biz bangır bangır bağırıyoruz. Bizim cihazımızdan memnun olmayanlar, kullanamayanlar, bakın adresimiz bu. Gelin, derdiniz neyse söyleyin, anlatın. Değiştirelim, yenileyelim, tamir edelim, yenisini verelim, paranızı verelim. Bakın bunu söylüyoruz biz. Bizim bir şeyden korkumuz yok, çekincemiz yok. Biz 19 yıldır hizmet ediyoruz. Üçkağıtçı olsak, dolandırıcı olsak bu millet bizi şimdiye kadar tarihe gömmez miydi? Ben bir sürü ile, bir sürü ilçeye, bir sürü insana ziyarete gittim. Karşılarına çıktım, konuştum. Ben üçkağıtçı olsam, ben dolandırıcı olsam korkmaz mıyım? Ben bak her hafta canlı yayın yapıyorum burada. Benim yerim belli, isteyen geliyor. Yapmayın etmeyin arkadaşlar ya. Siz bunlara nasıl inanıyorsunuz? Bu kadar saf olamazsınız ya. Abi bizim burada belediye başkanı olan diyor, kepçeyi kapıp yere dalıyor diyor arkadaş. Tılsım makineyi etkiler mi diye sormuştu kardeşimiz. Evet, evet etkiler arkadaşlar. Tılsım makineyi de insanı da etkiler. Sihir ve tılsım öyle bir şeydir ki bütün kimyanızı bozar, bütün biyolojinizi bozar, bütün ruhunuzu bozar, sizi büyük sıkıntıya sokar. Hani ağzınızın yüzünüzün eğilmesi aslında biraz iyi, ondan kurtulma şansınız yüksek de tılsım öyle bir melanettir ki size yapıştığı zaman huzurunuzu kaçırır. Evinizde huzur kaçar, ruhunuzda huzur kaçar, iş yerinizde huzur kaçar, bereketsizlik gelir. Belli belirsiz ağrılar, sancılar, sızılar çekersiniz, uykunuz kaçar, uyuyamazsınız. Ya da sürekli uyursunuz, bir türlü uyanamazsınız. Girdiniz her yerde, insanların sözleri size batar. Sizi yaralar, insanlarla kavga edersiniz. Evde karınızla sürekli kavga edersiniz. Onları farklı suretlerde görürsünüz. Çocuğunuzun yaptığı her şey size dokunur. Çabuk sinirlenirsiniz. Sihir ve tılsım, o arazide yakalandığınız sihir, tılsım size bu tür zararlar verebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Mehmet Aslan kardeşim, o yüzden sen de ekibin, sizler definecilerin gurur kaynağısınız. Çanakkale'den selamlar demiş. Aleyküm selam. Araziye çıktığınız zaman lütfen bizim
Kitabımızın biliyorsunuz arkasında define tılsımların çözümüyle ilgili bölüm var. O bölümde yazanları uygulayın. Bu sizi bu tür belalardan koruyacaktır. Lütfen bunlara inanın arkadaşlar. Abi ben birçok yere gittim çarpılmadım. Ya kazı yapmamışsındır ya da kazdığın yerde sihirli veya tılsımlı bir altın gömüsü yoktur. O yüzden başına bir şey gelmemiştir. Ama bir daha gittiğin yerde başına gelmeyeceğinin garantisi yok. Haberiniz olsun. Bir de her gömülü olan malzemede sihir tılsım olmayabilir. Araziye çıktığınız zaman arazinin yerleşik halkı vardır cinlerden. Onlara da rastlamış olabilirsiniz. Onlar sizle oyun oynarlar. Cihazınızı yanıltırlar. Sizle orada dalga geçerler. Bize kör diyorlar çünkü. Cinler bize körler geldi diyorlar. Evet. Bebek, çocuk ve kadın ağlamaları vardı. Kimse yoktu. Ortalık gündüzdü diyor arkadaşımız. Evet arkadaşlar. Selim kardeşim 5000-10000 TL arasında yeraltı görüntüleme lazım. Selim istersen ara. İstersen telefonunu ver. Çocuklar arasınlar. Sana o konuyla ilgili bilgi versinler inşallah. Çarpıldım. İbranice konuşmaya başladım diye. Tamam Ahmet. Var mı başka? Eyvallah. Bana getirmişlerdi Almanca konuşan bir kadın. Kadın Beykoz'un bir köyünde yaşıyor. Bana getirdikleri zaman Almanca konuşuyordu. Kocasıyla erkek kardeşi getirdiler. Dedim ki bu Almanca konuşuyor. Biliyor mu dedim abi ne Almancası? Türkçe bile zor konuşuyor benim karı dedi. Dedim la Almanca sövüyor bana. Aşnuk aşnuk deyip duruyor. Vallahi dedi bugün Bağdat dedi, tarlada çalışırken oldu bu. Kadıncağız çarpılmış. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani fıkra gibi resmen komedi. Kadın Almanca sövüyor. Küfür ediyor bana. Almanca yani. Yani bu işin ucu bucağı sonu dibi yok arkadaşlar. Tılsım meselesi çok enteresan bir konu. Ama şeyi karıştırıyorlar. Mesela insanların birbirlerine yaptığı büyüyle definedeki sihiri karıştırıyorlar. Maalesef. Lütfen onları karıştırmayın. Definedeki sihir bambaşkadır. Koruma amaçlı yapılmıştır. Oradaki malzemeyi korumak için yapılmıştır. Büyük gömülerde vardır. Altın gömülerinde, özellikle kilise gömülerinde vardır. Her gömüde yoktur. Yani her gidip her kazı yaptığınız yerde çarpılacaksınız, ağzınız burnunuz eğilecek diye bir şey yok. Adam diyor ki işte birileri gitmiş, orada kazmış, sesler duymuş, biz gittik kazdık, ses duymadık. Olabilir. Bu da başınıza gelir. İşte bir sürü arkeolog kazı yapmış, hiçbiri çarpılmamış. Lan arkeologların bugüne kadar bulduğu ne var bana bir gösterin de yani. Biz özellikle bilinçli gömülerden bahsediyoruz. Yani Ermeni'nin bilinçli yaptığı veya büyük hazinelerin bilinçli gömülüşlerinden bahsediyoruz. Bunların birçoğu sihir ve tılsımla korunuyorlar. Biri mesaj yazmış demiş. Arazide arkadaşı abdestliyken cihaz açılıp kapanıyormuş. Abdestsiz birine vermişler. Cihazı kapanmamış. Bu nedendir? Kapanmamış. La kardeşim. Şimdi var ya insan. Şimdi cinlerin enteresan yetenekleri vardır arkadaşlar. İnsanın zihnini okuyabilirler. Hasta olup olmadıklarını anlayabilirler. Ruhlarında sakladıkları o sırları keşfedebilirler. Böyle bir yetenekleri var. Işıktan hızlı hareket edebilme yetenekleri var. Birçoğu. Her cinin yok da bazılarının var. Cinlerin de bizim gibi zayıf olanları var. Güçsüz, kuvvetsiz olanları var. Güçlü olanları da var. Tabii her şeyi yapamazlar, her şeyi beceremezler. Ama cinler de kendi içlerinde güçlü olanlardan bahsedeyim. İnsanları öldürmeye gidecek tarzda saldırılar düzenleyebilirler. Çünkü insana, özellikle inanan insanlara düşman cin kabileleri var. Bunlar çoğunlukla yer altında yaşarlar. Bunlara biz kör cinler diyoruz. Çok fazla yeryüzüne çıkmazlar, yer altında yaşarlar. Yeryüzünde yaşayan cinler var, havada yaşayanlar var. Kaya boşluklarında, mağaralarda yaşayanlar var, su kenarlarında yaşayanlar var. Tabii güçlü bir tayfaya yakalanmışsanız sizi yerden yere de vurabilirler. Bu bazı insanların başına gelmiştir. Nazmi mesela demiş ki abi bir hafta önce dayak yedim onlardan yazmış. Bildiğiniz bariz bir şekilde
vücudunuzu acıtacak ve vücudunuzda iz bırakacak şekilde sizi darp edebilirler. Haberiniz olsun. Size yürüdüğünüz yolu düz gösterir, uçurumdan aşağı atarlar. Böyle bir sıkıntı da var. Kaza esnasında sizi birbirimize düşürürler, kazma kürek birbirimize girersiniz. Birçok insan, materyalisttir bunların çok, inanmıyorlar ama arazide bunları yaşamış çok insan da var, biz de dahil. Sadece define için değil, gezmek için bile gitseniz araziye, bunlar başınıza gelebilir. Çünkü bunlar sahrada yaşarlar, insanlardan uzak durmaya çalışırlar. Siz de bunların yaşadığı bölgelerde dolaşmışsanız, hasbelkader üzerlerine basmış, üzerlerinden geçmiş olabilirsiniz. İnsanları gördüler mi normalde kaçarlar, durmazlar. Ama mesela bir genç bir çocuk getirdiler yine bize. Bira içiyorlar, bira şişelerini çalların içine atıyorlar. Çocuk bana geldiğinde kekeliyordu, konuşamıyordu. Ben ne oldu sana dedim. Abi diyor, tabi bunu anlatana kadar yarım saat geçti. Abi bira şişesini attım. Çalların içinden diyor yarım bir adam çıktı diyor, yarım. Belden aşağısı yoktu. Eve kadar beni takip ettiler diyor. Bunun gibi çarpılma hadiseleri yaşanır arazide. Define bu konuda bir numaradır. Çünkü özel koruma bırakmışlar oraya ve siz de parayı almak için saldırıyorsunuz. Onlar da vermemek için direniyorlar. Burada bir savaş yaşanıyor. İşte bu kitapta onlarla baş edebilmenin çözümlerinden bahsettik. Tabii çok daha derine gömülmüş büyük mahzenler, büyük hazineler var. Onları almak çok daha zor. Ne yaparsanız yapın, kepçeyle de katsanız, oraya hallaç pamuğu gibi atsanız onlara ulaşamazsınız. Nazmi diyor ki önce siyah köpek olarak çıktılar abi diyor, karşıma sonra insan oldu diyor. Benim televizyonda anlattığım kedi meselesini tiye alıyorlardı birileri. Ah işte bir gün gelseler de bir götürsem onları böyle bir yere, bir gözleriyle bir görseler, ben de oturup bir cigara yaksam, onları şöyle yerden yere vururlarken bir tüttürsem onlara karşı. Çok istiyorum bunu ama hala gelmiyorlar. Evet arkadaşlar, hakkınızı helal edin. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Hakkınızı helal edin. Bugün gönlünü kalbini kırdığım olmuşsa kusura bakmasın. Ben lafımı ortaya söylerim. İsteyen alır, isteyen almaz. Sıkıntı yok. Ama sizi düşünerek söyledim bunları. Lütfen dikkat edin kendinize. Bu paraları kolay kazanmıyorsunuz. Kolay harcamayın. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Sizlere merhamet etsin. Hanenizi, evinizi bereketlendirsin. İşinize, gücünüze bolluk bereketler nasip etsin. Hayırlı evlatlar yetiştirmeyi sizlere nasip etsin. Hayırlı evlatlar nasip etsin sizlere Mevlam. Vatanını, milletini, toprağını, bayrağını seven evlatlar nasip etsin. Dargınlıkların, kızgınlıkların bitmesi dileğiyle. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. İstanbul Üsküdar Uğur Elektronik'ten herkese, tüm Türkiye'ye, bizi dinleyen tüm kardeşlerimize selamlar olsun.